Bir öğretmenimiz var, Mehmet Bürhan. 5 ay önce motosikletiyle okula gider iken aldı da bir yağmur. Yolunun üstünde bundan bir çukura girdi, kazayı atlattı, şikayet etti 5 ay boyunca. Hiç kimse bir şey yapmadı. Ta ki bir şey yapana kadar bir şey yapıldı. Motosikletiyle yoldaki çukura girdi, fidan dikerek protesto etti. Bursa'da yaşayan Mehmet Bürhan 5 ay önce motosikletiyle sokaktaki çukura girdi. Kaza yapmaktan kıl payı kurtuldu. İddiasına göre durumu her yere bildirdi ama sonuç almadı. Birdenbire motorla çukura düştüm. Takla atmaktan son anda kurtuldum. Yani orada yaralanabilirdim. Hatta insan öyle de bilir yani. 5 ay boyunca bildirmiş olmama rağmen çukuru doldurmadıklarını gördüm. O da çareyi çukura fidan dikmekte buldu. Aradan 5 ay geçmesine rağmen bu çukur hala doldurulmadı. Bir insanın buraya düşmesi, yaralanması, ölmesi bile söz konusu olabilir. Ben de kendimce en azından çukuru doldurmak için yeşil bursamızın yeşilliğine bir katkıda bulunmak için bu çukura fidan dikme kararı aldım. Sosyal medyada paylaşılan o video sonrası çukur hemen dolduruldu. Bu fidanı dikip sosyal medyada paylaştıktan sonra insanlar bununla ilgili yorumlar yaptıktan sonra hemen aynı gün doldurulabildi. Allah helal olsun. Protestonun böylesi. Böyle güzeli, böyle sessizi, böyle naifi. Herkes tabii çiçek dikse keşke, değil mi? Evet, bütün ondan sonra çiçeği alıyorlar. Daha doğrusu fidanı alıyorlar. Çünkü yeşile olan bir alerji de var ya genelde memlekette. Onu görünce herhalde hemen birdenbire iş yapmışlar. Şaka maka bir tarafa da 5 ay boyunca niye bir şey yapılmadı? Bunu soruyorum ben ya sevgili yetkililere. Evet. Ve arkadaş, abim, sevgi selam, öğretmen orada bu hareketi yapıyor, sosyal medyasında yayınlıyor. Hemen o günün akabinde, hemen ivedilikle bir hadise oluyor. Demek ki sosyal, yani sıradan bir vatandaşın hani şikayetleri çok da dinlenemiyor bazen anladığım kadarıyla. İlla ki bir hareket yapacaksın ki, hani yemekçiler de yemeğini satmak için alevli tabaklar yapıyorlar ya, aşağı yukarı öyle bir şey. İlla bir kendini göstereceksin bir yerden, ha diyecekler. Sosyal medya her şeyin çözümü olmuş ya. Evet, bir bakış açısı geliştirdik şu an ister istemez buna. Biz fakat bir de şuradan bakmak lazım. Ben bu 5 ay boyunca bu istikrarı alkışlıyorum öncelikle bu öğretmen kardeşimizdeki. Çünkü kendinin başına gelmiş ve ciddi bir kaza atlatmak üzere olmuş. Ama bir yeri kırılmamış, bir şey olmamış. Diyor ki başkasının başına gelmesin. Burada bir öğretmen farkındalığı var. Burada bir sosyal sorumluluk bilinci var. Gidiyor geliyor o çukur orada. Gidiyor geliyor. Benim mesela içim gidiyor. Yürürken bileğin girer, burkulabilirsin ayağın. Basabilirsin boşluğa, yol kenarı. Arabanla giderken arabanın altını vurursun, her şeyin zedelenir. Benim içim gidiyor çok mesela. Şöyle, keza motorla, yürüyen bebek arabasıyla, tekerlekli sandalyeyle. Yani bu gerçekten yolun büyük bir bölümünü kaplayan bir çukur. Gözden ne büyük bölüm Ebru Allah aşkına. Ya şu kadarcık bir şey ya. Ama işte yani bak, Cebeli Tarık boğazını kapat da Akdeniz'in suyunu buharlaştır. Orada tarım yap demiyoruz ki Allah aşkına. Şu bir saatlik, yarım saatlik iş ya. Yani bunu yapamıyorsa bir artık yerel yönetim midir ya da başka bir şey midir? Daha ne yapacak ki? Çukur derin çukur. Öyle ki bak kaç ne kadar toprak. 5 ay diyorsun yani normaldir. 5 ay sonunda da gelip bu hareket etmiş. Tebrik ediyorum. Bravo. Ben de yerel yönetimi tebrik ediyorum. Çok iyi iş yapmışlar. Bravo yani. İlla sosyal medyadan bir paylaşacaksın, bir yankılatacaksın ki memlekette işler görürsün. Sana taş atana sen çiçekle karşılık verme. 5 ay boyunca. Evet. Peki. Sonunda kazanırsın.